Araziye girmeyeceğim diyor. O düşünceyle alacaksan alırsın bunu. Ya bununla araziye giremezsin yani. Yani tekerden dolayı giremezsin. Şimdi bu su araçlarının arkadaşlar teker büyüdükçe işçilik ücreti büyüyor. Ağır olduğu için, büyük olduğu için, malzemeyi fazla aldığı için büyük oluyor. Ücreti fazla oluyor. Yani onun için küçük araçlara, küçük tekerlere göre büyük tekerlerin ücreti fazladır. Bunu bilin. Yani onun için şaşırmayın yani. Normaldir. Yani bu araçlar mesela çok güzel, hoş, süper, tasarımlar her şey güzel. İşte kalite olayında kalite düşüklüğü olabilir. Ayrıca da ülkemizde kullanırken parça sorunları yaşanır. Hani motosikletlerde olduğu gibi. Kalitesizlik olayları da olabilir yani. Şu an bilmiyoruz mesela hangisi daha iyidir. İlla ki bunun biraz daha iyisi de biraz daha kötüsü de olabilir. Bunlar hakkında detaylı bilgi kullanıcılardan bakmak lazım. Çin'deki şikayet sitelerine bakmak lazım veya dünyadaki. Yani çok sorun çıkarıyorsa, işte çok baş ağrıtıyorsa da o aracı almamak lazım. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ayon bu da. Ayon'un içini görüyoruz. Oo, çok güzel görünüyor. Fakat ne dedik? Dışı seni yakar, içi beni yakar. Arıza yaptığı zaman acaba tamiri olur mu? Parçası var mı? Yani bir arabayı, aracı, motosikleti alırken önce parçasını sorun. Var mı parçası? Ya bir hava filtresi yok. Yakıt filtresi yok. İcivatası yok ya bazı araçların. Motosikletlerde böyle. Gerçekten diyorum ya. %90 motosikletlerde normal sarf malzemesi bile yok. Yani şey temel parçalarını geçtim. Yani sarf malzemeleri yok. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle saçmalık olur mu ya? Hava filtresi yok, filtreler yok, zinciri yok, ne bileyim, varyatör, kayış, şu su, bu su bilmem nesi yok, yok oğlu yok, parçası yok. Yani parça yoksa orada o iş biter, yani bırakacaksın onu. Arabaya bak. Ya bu araba olayında arkadaşlar her şey tasarım değil ya. Mesela bak bakıyorsun tasarımlara bakıyorsun çok süper, çok güzel. Harika, süper. Ama kaliteye geldiği zaman kalitenin süper olduğunu tahmin etmiyorum. Ya motosikletler öyle ya. Mesela bir Çin motosikleti hatırlıyor musunuz? Yani biliyor musunuz öyle çok kaliteli, çok iyi, çok güzel? Yok. Aynı olay işte. Ya ben önce kaliteye bakarım. Yani çok dayanıklı uzun süre parçaları olacak, bozulmayacak. Başını ağrıtmayacak.
öncelikle. Ondan sonra da işte 3-5 yıl kullandıktan sonra parça gerektiği zaman da parçası olacak. Ama 5-6 sene sonra, 10 sene sonra da parçası olacak. Olması gerekir yani. İşte öyle bir şey olması için de o evet, parça devamlılığının olması için de ne olması lazım? Ya çok katı kanunların falan olması lazım. Yani yerli üretimin olması lazım. Ya yerli üretim de olsa mesela adam yarın fabrikaya kapattım dediği zaman tamam, parça marça yok. Yani kalıyorsun ortada. Yani ne olacak? Katı kurallar olacak. Yani bilmiyorum yani bu. Nasıl sağlanacak? Nasıl